Sorunun başında size şöyle önemli bir bilgi vereyim. Aynı zamanda basittir. Öyle zor değildir. Bir grafik arkadaşlar böyle olsun tamam mı? İkinci grafik için de şöyle rengi değiştireyim. Diğeri de böyle olsun. Bunlar arkadaşlar bu A noktasında kesişirler. İkisinin de değeri aynıdır. Buna F diyelim. Buna G diyelim. Böylece FA eşittir. GA olur. Sonra arkadaşlar üstte olan grafik altta olan grafikten büyüktür. Peki buna nasıl bakacağız? Tabi her noktada Büyük olmak zorunda değil. A'dan büyük değerlerde bakın. X A'dan büyük olduğunda. F G'den büyük çünkü F G'den yukarısında. Sağ tarafa baktık. Bir de sol tarafa bakalım. Sol tarafta da X A'dan küçük olduğunda. Bakın G daha üstte. O zaman G F'den büyük. Bu bilgiyi söyleyeyim. Dolayısıyla bu soruda arkadaşlar bunlar. X eşittir 5 de birbirlerine eşitler. F 5 eşittir G 5. Bu arada F hangi fonksiyonmuş? Mavi. G de kırmızı. He. şimdi bak. F G'nin sıfırdan küçük olması için F'nin G'den küçük olması lazım. Yani F'nin G'den daha altta olması lazım. Bu hangi durumda var? İşte bakın burada var. Haliyle 5'te eşit oluyorlar. 6, 7, 8, 9 ve 10'da arkadaşlar. G grafiği üstte F alttaysa F G'den küçüktür. Bu yüzden farkları da negatif olur C şıkkı. F fonksiyonu arkadaşlar eksi 1 ile 0 aralığında artar. Çünkü y değerleri artıyor. Bu yüzden doğrudur. Problem yok. Sonra 0 ile 1 aralığında y değeri hiç değişmediği için 0 ile 1 aralığında evet sabittir. Şu aralıkta bakın y değeri 1'e eşit. 2 ile 3 aralığında azalandır. Aynen y değerleri azalıyor demek fonksiyon azalıyor demektir. Bu da doğru. Bu arada bir fonksiyon böyle sağa yatıksa e, artandır. Böyle sola yatıksı azalandır. Bunu söyleyelim. Böyle ise de sabittir. Cevabımız 1, 2, 3 oldu. E şıkkı. Fx artı Fx eksi 1 Gx olarak verilmiş. G bileşke G4 nedir diye soruluyor. Şimdi bakın. Burada G'yi F'ye bağladığı için. X gördüğüm yere 4 yazarsam. F4 artı F3 olur. Şimdi dikkatli olalım. Fonksiyon 4'te neye eşit? F4 F grafiği verilmiş 0. Çünkü direkt nokta halinde bakın. X ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı 0'dır. Yani Y'si 0'dır. F3'e gelirsek. F3 arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada X eşittir 3 için sabit fonksiyondan kaynaklı. Bu da 3'e eşittir arkadaşlar. Böylece G4'ü 3 bulmuş olduk. Bunu hallettik. Şimdi G'nin içine G4'ü yazacağım için Burada ne yapacağız? Artık G4 3 olduğundan benden G3'ü istiyor demektir. G3 de buradan dolayısıyla F3 artı F2 oldu. F3 zaten 3 arkadaşlar. F2 e, o da sabit fonksiyondan kaynaklı yine 3. Toplamları 6 oldu D şıkkı oldu. Mutlak değer fonksiyonlarının grafikleri evet vardır. Ama bu böyle müthiş bir mutlak fonksiyon grafiği değil arkadaşlar. Şöyle e, hem mutlak var hem de normal denklem var. Bunlarda riske girmeyip şunu diyeceksiniz. 1. x büyük eşit 0 için ne olur? Bakalım şimdi hemen ne olur? x büyük eşit 0 için bu olduğu gibi çıkar. Sonra burada aşağıda zaten x var. 1 oldu. Demek ki x büyük eşit 0 için y eşittir. 1 doğrusu bu. Sonra geliyorum x küçüktür 0 için. Eksiyle çarpılarak dışarı çıkar. Örnek eksi 3 dışarı nasıl çıkıyor? 3 olarak yani eksiyle çarpılarak. Böylece eksi 1 olur. Demek ki x küçüktür 0 için y eşittir eksi 1 doğrusuymuş. Nasıl olacak o zaman arkadaşlar? Bakın y eşittir 1 burada gördüğünüz gibi. Diğeri de arkadaşlar y eşittir 0 olacak. Buna uygun hangisi var? Ee, bu arada şurası da içi boş olmalı. Onu da düzeltelim. Neden? x 0'a eşit olursa arkadaşlar fonksiyon tanımsız olur. O zaman içi boş iki tane nokta. Birisi y eşittir eksi 1. Birisi y eşittir 1. Nerede var o buna uygun cevap? Bakıyorum. Sağ taraf burası evet. Sol taraf burası doğru. İçi de boş. B şıkkı oldu arkadaşlar. F fonksiyonu eksi 3 bölü 2 ile 1 aralığında azalandır. Eksi 1 buçuk. Şurada bir yer. Nereye kadar diyor? 1'e kadar. Evet burada fonksiyon y değerleri bakın. Azalıyor gerçekten. Bu doğru. Sonra ne demiş? F fonksiyonu 1'e 1'dir. Hayır arkadaşlar. Bir fonksiyonun birebir olması için daima artan ya da daima azalan olması lazım çünkü yatay çizdiğiniz doğrular grafiği tek noktada kesmeli. Burada buradan bir çizdiğinde bile patlıyor gördüğünüz gibi birebir değildir. İki nokta aynı anda bir yere gitmiş. Şimdi buna göre bakalım diğerine eksi 3 ile eksi 1 aralığında fonksiyonun görüntü kümesi sıfırla bir aralığıdır. Hemen bakalım x eşittir eksi 3 neresi burası. Sonra arkadaşlar x eşittir eksi 1 neresi burası. Buradan sınırladım. Şimdi dikkat edin lütfen. Nereye bakacağım? Y değerlerine. Y değerlerine dikkat ederseniz sıfırdan kaça kadar gitti? 1'e kadar. O zaman bu doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 3, D şıkkı. Bir fonksiyon x eksenini eksi 1 noktasında kesiyor demek. Böyle görelim temsili olarak. Böyle arkadaşlar. Eksi 1 noktasında kesiyorsa aslında eksi 1'e 0 demek istiyordur. Yani sana şunu diyor. X'e eksi 1 verdiğinde Sonuç 0 çıkıyor. Ver o zaman burada da. Eksi 1 eksi mutlak eksi 4. Eksi m eşittir e, 0 olacak. Y yes, 0 çünkü. Buradan da 4 eksi m mutlak değer içinde 0. M bakın 4'müş. Analitik düzlemdeki noktalar a'ya b noktası. Matematikte fa eşittir b demektir arkadaşlar bu yüzden. F0 arkadaşlar y eksenini kesen nokta demektir. Y eksenini grafik nerede kesiyor? 8 noktasında. Dolayısıyla burası 8 oldu. F-2 ne demek? Bak 2 burada. e Sabit fonksiyon grafiğin şurası yine 8. F-5 nedir arkadaşlar? Şurada bir yerde. Onu da orta tabandan anlayacaksın. Neden? 5 olduğu için burası bir birim. Burası da bir birim. Böylece arkadaşlar... Şöyle ee, ne diyelim şimdi. Burasının uzunluğu 8 birim olduğundan orta tabandan 4. Şöyle yine göstereyim bakın. Eksi 5ten kaynaklı orta nokta. Burasının uzunluğu 8'de 4 oldu. Böyle hallettik. F-8'e bakalım yine bak orta taban. Burası sonuçta 2 birim burası da 2 birim. Normalde burası kaç birimmiş? 6 birim orta tabandan kaynaklı 3. Yani müthiş bir geometri bilgisi değil orta tabanı bilmek lazım arkadaşlar. 4 3 daha 7 8 daha 15. 8 daha 23 oldu D şıkkı geldi. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyon denklemi hangisi olabilir demiş arkadaşlar? 6'dan sonra ve 6'dan önce. Evet şimdi bakalım. Burada arkadaşlar kırılma noktaları 6 ve 0 ya. içeriyi 0 yapan değerler olarak düşünebilirsiniz. Haliyle cevabımız C veya bence D olmalı tamam mı? Burada peki hangisi olduğunu nasıl anlayacağız? Aradan bir değer vereceksiniz. Örnek buradan bir 2 verelim. 2 verdiğiniz zaman burası 2 artı 2 eksi 6'dan mutlak eksi 4 o da 6 çıktı. Bak buraya bak. 2, 2 eksi 6'dan burası eksi 4. 2 eksi 4'ten eksi 2 oldu. D şıkkı gitti bu yüzden C kaldı. Çizilmiş bir grafiği denkleme dönüştürmek her zaman kolay olmayabilir. Burada biraz referans noktamız şu. Mutlak değerli bir grafikte arkadaşlar şu Kıvrılma noktaları, kırılma noktaları bize içeriği sıfır yapan değeri anlatıyor aslında. Oradan yararlandım soruda. Çok daha böyle hani basitçe bir yöntemde tek tek üzerinde nokta deneyip sağlayıp sağlamadığını görmek. Ama o son tercihim. Böyle noktalar denersiniz. Teker teker eleye eleye gidersiniz. O da olabilir. Bazı grafik sorularında da üzerindeki noktaları deneriz. Verilen fonksiyon fx Sorulan fonksiyon f bileşke fx artı 1. Bilinmeyen varsa bileşke fonksiyonda dışarıdan içeri doğru gitmek lazım. Yani şöyle f fx artı 1 eşittir 3 diyeceğiz. Burayı arkadaşlar 3 yapan değer. F fonksiyonu ne zaman 3 yapıyor bakalım bir. Y eşittir 3. Hatta şunu böyle de yapabilirsiniz bakın. Y eşittir 3 doğrusunu çizersiniz. Grafiği kaç noktada kesti? 2. Demek ki arkadaşlar bakın y eksenini kesen nokta demek o zaman 0 olması demektir. Bir de arkadaşlar kaç olmuş? 4 olmuş. Bakın x'e demiyorum. x'e değer verme değil. İçerisi 0 olduğunda 3 çıkıyor. Yani şöyle f0 eşittir 3. f4 eşittir 3. Böylece içeride ne var şu an? fx artı 1 var. O zaman fx artı 1 birinci olarak 0'a eşit olabilir. Burada da yine ne diyeceğiz? Bir fonksiyon ne zaman sıfıra eşit olur? Y eksi x eksenini kestiğinde. X eksenini nerede kesiyor? Eksi 2'de. 1'de ve 3'te. Dikkat. X'e değer vermiyorum ama diyorum ki içerisi eksi 2 olmalı. Bu yüzden x1 diyelim ona eksi 3 olur. İçerisi arkadaşlar kaç olmalı? 1. 1 olursa x2 buradan 0 olur. İçerisi arkadaşlar 3 olabilir. O zaman x3 buradan ne geldi? 2. Haliyle ikinci olarak da fx artı 1 demin ne demiştik? 4 olmalı. 4 olması için burada da bakıyoruz var mı öyle bir de? Aa bakın öyle bir şey yok. Niye biliyor musunuz? Fonksiyon en fazla 4 oluyor. Y eşittir 4 doğrusuyla bu grafiğin kesişme noktası var mı? Bir bakın bakalım yeşille yok. Demek ki buradan çözüm gelmiyormuş arkadaşlar. O zaman 3 tane değer var. Bunların toplamı da eksi 3, 0, 2, 1, eksi 1 yaptı. B şıkkı. Soru arkadaşlar eksi sonsuzdan sonsuza tanımlı. Ancak grafik nerede birden küçük oluyor doğal sayılarda? Dikkat şuradan itibaren. Bakın buralarda y değerleri birden küçük gördünüz mü? Orada 2 açık 7 açık aralığı. Neden 2 açık? Çünkü 2 verdiğinizde 1 geliyor. 7 verdiğinizde de 1 geliyor. 2 ile 7 arasındaki değerler 3, 4, 5, 6. 11, 7 daha 18 oldu. Bir örnek göstereyim bakın. Yani yine de zihnine tam yatmamış olan arkadaşlarımız için. Bak mesela gittin 4 verdin. Görüyor musunuz? Y değeri hakikaten küçük bir değer. Negatif bir değer birden küçük. Ya da gittiniz şurada 2.5 falan verdiniz. Gördüğünüz gibi grafik birden küçük oluyor. Ama 7 verirseniz 1'e eşit oluyor. 8 falan verseniz gittikçe artıyor. Bizden doğal sayıları istediği için bunlar oldu. Bu da güzel bir soru gerçekten. Bakın şimdi e, grafiği şu soruya bakmadan önce şuna bakalım. Fonksiyon 3 parçaya ayrılmış. 1, x büyüktür 3, iç, 2 için bunu kullanacaksın diyor. hx bu fonksiyonmuş. 2, sonra arkadaşlar 0 ile 2 arasında gx fonksiyonunu kullanıyoruz. Yani burası gx'miş. Sıfırdan küçük değerler için de buradaki ux fonksiyonunu kullanıyoruz. Buradaki ux fonksiyonun denklemini bilemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Sadece bir noktası belli olan sıfıra birden geçen bir sürü doğru vardır. O yüzden şu an u'yu bulamazsınız. Bizim amacımız orada bir tane daha bir şey oluşturmak. Şimdi e, gelelim arkadaşlar g fonksiyonuna. G fonksiyonunun denklemini yazmak kolaydır. Hem bir bilgi de vermiş olayım size. Bir fonksiyon bir doğru pardon orijinden geçiyorsa onun sabiti yoktur. Bu arada biz doğrusal fonksiyonların denklemine denklemlerine ne diyorduk? Mx artı ne? Bu zaten orijinden geçiyor. Sabit sayısı yok. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar doğrunun eğimi 45 45 90 üçgeninden tanjant 45 kaçtır? 1. 1 doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığınızda x'in kat sayısıdır. Zaten burada gördüğünüz gibi y yalnız halde. x'in katsayısı sayısı 1 olduğundan gx fonksiyonu 1'dir. Sonra gelelim haşiksi e arkadaşlar. Haşik için nasıl yorum yapacağız? Dikkat et buraya beta diyelim. Şuranın uzunluğu 2 birim buranın uzunluğu 1 bir birim. Tanjant beta kaç? 2. Peki bu doğrunun eğimi ne olur ama? Eksi 2. Niye biliyor musunuz? Sola yatık bir doğrunun eğimi negatiftir de o yüzden. Peki buradaki k diyelim. K'yı nasıl bulacağız? Yaz bir noktayı üstünde yerine. 3 verdiğinde 0 geliyormuş. X'e 3 verdiğimde 0 geldiğine göre k bakın ne geldi? 6. Bu fonksiyonda arkadaşlar kaçmış buradan? Eksi 2x artı 6. Şimdi ne yapacağım? Dikkat. Burada h artı g u eksi 1 diyor ya e pardon 1 diyor ya. Bu ne demektir? h1 artı g1 eksi u1 demektir arkadaşlar. h1 yaz yerine. Burada ikincisindeydi. 1 eksi 2 artı 6'dan h1 4 oldu. g1 zaten direkt 1. Buradan da U1 ne geldi bakalım attığımız zaman öbür tarafa 0 geldi. Güzel. O zaman bu doğrusal fonksiyon şimdi e, bir harf verelim. Tx artı L diyelim. 0 verince 1'den geçiyor bakın U fonksiyonu. X'e 0 verdim. 1'den geçti. L o zaman buradan ne oldu? 1. Yani fonksiyon Tx artı 1'miş. Sonra arkadaşlar geliyorum. E, ikinci kısma ne bulduk? U1'i 0 bulduk değil mi? U1'i 0 olduğuna göre yazıyorum bak. Y'ye 0, X'e 1 verdim. T oldu burası. T de eksi 1 geldi. Artık U fonksiyonunun denklemi eksi X artı 1 oldu arkadaşlar. U eksi 3 de buradan. Eksi 3, eksi 3. Eksi ile çarpılınca 3 olur. Dolayısıyla cevap 4. C şıkkı. Güzel bir soru arkadaşlar. Basit eşitsizlik sorusu fonksiyonla birleşmiş. Yine ne yapacağız? İçeride böyle x eksi 1 bölü 2 falan onlarla kafa karıştırmayacağım bileşke fonksiyonla. Diyeceğim ki g fonksiyonu ne zaman 3 ile 0 arasında oluyormuş? Bakalım g fonksiyonu arkadaşlar ne zaman 0 ile 3 arasında? Yani y değerine bakacaksın. Y'sinin 3 olduğu burası. Y'sinin 0 olduğu yer burası. Gördüğünüz gibi fonksiyon arkadaşlar x'e 0 verdiğinizde ve 4 verdiğinizde bu aralıkta 0 ile 3 aralığında oluyormuş. Haliyle içeride yazılan değer ne olursa olsun burası A olsun. A arkadaşlar 0 ile 4 arasında olduğunda fonksiyon gerçekten bakın 3'ten 0'a kadar değerler alıyor. Sonra A dediğimiz ne aslında işte burada ne var? F x eksi 1 bölü 2 var. Böylece Bunu yazmış olduk. Şurası 4 pardon. Şimdi ne diyeceğiz? F fonksiyonu 0 ile 4 arasında nerede değer alıyor? Bakalım şimdi. F fonksiyonuna dikkat edin. Fonksiyonun 4 olduğu yer neresi? X eşittir 3. Fonksiyonun 0 olduğu yer neresi? Eksi 2. Bu aralıkta gördünüz mü? Bu aralıkta 0 ile 4 aralığında oluyor y değerleri. X değerlerine bakın orada. Eksi 2 ile 3 arası. Şöyle ayrıca da çizeyim görün. Bakın burası eksi 2. Burası da gördüğünüz gibi y'si 4 olan x'i 3 olan bir nokta. Böylece gerçekten bu aralıkta fonksiyon 0 ile 4 aralığında. Böylece x eksi 1 bölü 2 ne olmalıymış? Eksi 2 ile 3 aralığında. Her iki tarafı şimdi 2 ile çarpayım. Şu üstte yazayım. Sola yazayım dur. Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Eksi 4. X eksi 1. 6. Her iki tarafa 1 ekliyorum. Eksi 3 x ve 7 arkadaşlar. Böylece 7'den eksi 3'e kadar ikisi de dahil değil kaç sayı var? 9 tane değişik oldu.